Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir ürün tanıtım ve kutu açılım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kanalda daha öncesinde Monster'ın Tool Party 7 modelinden bir oyuncu bilgisayarı incelemiştik. O da şurada gördüğünüz gibi. Şimdi Asus'un ROG serisinden, yani Republic of Gamers zaten şurada da yazıyor. Serisinden bir bilgisayara şöyle bir hızlı bir kutu açılımı yapacağız. Teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Onun dışında bu videonun ilerleyen kısımlarında yine bilgisayar hakkında diğer detayları vereceğim. Fakat asıl, yani birçoğunuzun merak edebileceği gibi, işte abi Monster mı alayım, Asus mu alayım, yoksa başka bir bilgisayar mı alayım tarzındaki karşılaştırma videosunda bu videodan sonra yeni kanalda çekip yüklemiş olacağım. İsterseniz şöyle kutusuyla bir başlayalım. Şöyle baktığımız zaman Asus logolu, sade ve RGB detaylarının öne çıktığı bir kutu bizi karşılıyor. ROG Strix olarak da zaten aşağıda yazıyor. Kenarını çevirdiğimiz zaman biliyorsunuz Intel işlemci kullanıyor. 10750H serili işlemcisini kullanıyor ve oldukça da bunun güzel değerleri var bu işlemcinin. Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Tepesine baktığımız zaman yine ROG Strix yazısını görmekteyiz ve şöyle arkasını çevirdiğimiz zaman da bilgisayarın işte gerekli olan Avrupa Birliği standartlarına uygun barkodları, QR kodları ve modeli şu anda yazıyor zaten. G712L modeli arkadaşlar. Bütün teknik özellikleri sizlere bahsedeceğim. Ve burada da gördüğünüz gibi barkod sistemi, barkodları vesaire her şey mevcut. Şöyle kutuyu açtığımız zaman bizlere burada normalde bilgisayar karşılıyor. Tam şu açtığımız bölgede bizlere bir Asus oyuncu serisi bilgisayar karşılıyor. Ve kutunun şöyle bir özelliği var. Bu şekilde bıraktığınız zaman kutu bu şekilde sabit kalıyor. Sanki kendi kendine bir showroom yapmış edasıyla düşünebilirsiniz. Sol tarafta bir gözü var. Burayı açtığınız zaman işte oyuncu bilgisayarın içinden çıkacak olan işte bataryası vesairesi buradan çıkıyor. Bunları bilgisayara takıyorsunuz. Daha sonrasında burada gördüğünüz sağ kısımda da bilgisayarın şarj adaptörünü bulabildiğiniz kısım var. Buradan da şarj adaptörü çıkıyor. Son olarak da şuradaki şu orta kısımdan da işte kullanım kitapçığı, garantisi vesairesi tarzında bu kağıtsal işlemler çıkıyor. Kutu oldukça sade. Hani herhangi bir şekilde başka detaylı şeyler mevcut değil. Bunu da şöyle güzelce kapatabilirsiniz. Bu şekilde rahatça taşıyıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Oldukça havalı ve sade bir kutu olduğundan bahsetmeliyim bence. İsterseniz şöyle sizlere hemen şarj adaptöründen de göstereyim. Bahsedeyim, ardından bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar, şarj adaptöründe de şöyle Asus'un ROG logosunu görmekteyiz. İşlemişler. Adaptör biraz hafif geldi açıkçası. Gerçi onu kıyaslama videosunda yine söyleyeceğiz ama taşınabilirlik açısından güzel. Hafif bir adaptör. Onun dışında şuradaki çıkışı şöyle değişik bir çıkış yapmışlar. Normalde şuradan direkt bir çıkış olur ve kablolar kırılır, bükülür. Bunu böyle çıkartmışlar ama buradan herhangi bir şey olur mu, olmaz mı? Bu konuda pek bir bilgim yok. Arka girişine baktığımız zaman da bilgisayarın arka girişinden şarj olduğunu görüyoruz. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Şimdi bilgisayara geçersek, isterseniz öncelikle teknik özelliklerinden başlayalım arkadaşlar. Bir kere şurada da gördüğünüz gibi RTX serisi bir ekran kartına sahip Asus bilgisayarımız ve 2060 ekran kartını kullanıyor. Onun dışında 1 TB'lık SSD'si mevcut yine bilgisayarın. Şöyle sizler bilgisayara bakarken ben de anlatmaya devam edeyim. İşlemcisi dediğim gibi Intel'in işlemcisini kullanıyor. 10750H serisi işlemciyi kullanıyor ve Turbo Boost'ta bu işlemcinin hızı 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. RAM'ler yine standart 16 GB DDR4 olarak geliyor ve 3 tane USB portu var. Ve gayet de hani 3.2 hızı destekleyen USB portları bunlar. Ekstradan arkada Type-C girişi, şöyle göstereyim isterseniz. Type-C girişi, Ethernet girişi ve HDMI girişleri de bilgisayarın arkasında mevcut. Teknik özellikler bu şekilde. Yani çok fazla değinecek bir özelliği yok. Hard disk mevcut değil. Direkt SSD ile geliyor. Onun dışında zaten ekran kartından, işlemcisinden, RAM'lerinden vesaire bahsettik.
İsterseniz biraz tasarıma geçelim. Tasarım oldukça hafif ve ince bir tasarım. Şöyle yandan da göstermek gerekirse şu şekilde görüyorsunuz. Bayağı ince ve hafif bir tasarım olduğunu söyleyebilirim bu tasarımın. Klavyesi oldukça güzel. Tek bir bu bilgisayar hakkında eleştirim olacaksa şu WASD tuşlarının şeffaf olması. Şöyle yaklaştırayım. Hani böyle olmasından nasıl farklı bir renk kırmızı olabilirdi. Asus'un kendi renklerinden biri olan kırmızı olabilirdi ya da diğer tuşlar gibi yine böyle siyah olabilirdi. Şeffaf olması benim hoşuma gitmedi ama onun dışında klavye hissiyatı da gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Zaten kullanan arkadaşım da klavyesini oldukça beğendi. Touchpad'ine gelirsek touchpad inanılmaz hızlı. Bakın küçük bir parmak hareketimi şöyle göstereyim. İnanılmaz hızlı bir şekilde algılayıp mouse'u hareket ettirebiliyor. Bu da gayet güzel bir şey. Bu arada aldığımız bilgisayar FreeDOS yani işletim sistemsiz olarak geliyor. Sistemi biz kurduk ve çok zor bir şey değil. Oldukça da kolay. İnternetteki videolara bakarak bunu çabucak yapabilirsiniz. Şarj girişinin arkada olması bir avantaj. Yani yan taraflar boş kalıyor buralara. İşte canınız bir şey ister. İşte kulaklık tutucu, hoparlör bir şey koyarsınız. Ya da bu tarafa mousepad falan koyarsınız. Yani sizlere engelleyen hiçbir şey bulunmuyor. Ethernet kablosunu da dahil olmak üzere çoğu girişin arkada olması bu avantajı arttırıyor. Sol tarafta sadece 3 tane USB portumuz ve kulaklık girişimiz mevcut. Onun dışında sol tarafta hiçbir portumuz yok. Sağ tarafta ise hiçbir port olmadığını göreceksiniz. Onun dışında tasarım hakkında biraz daha konuşmak gerekirse bilgisayarın altında çok güzel bir RGB ışıklandırma var ve bu ışıklandırma bilgisayarın 3 tarafında yani sağ tarafında, ön tarafında ve sol tarafında olmak üzere 3 tarafa da geliyor ve klavyeyle senkronize olarak çalışıyor. Yani bu ışıkların ayarlandırmaları vesaire ayarları mutlaka vardır. Daha o kadar kurcalamadık ama oldukça güzel bir RGB deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Ve burada daha güzel şey var. Normalde çoğu bilgisayarda, laptopta sesi açıp kapatırken işte Fn tuşuyla İşte yukarıdaki tuşlara basarak vesaire şey yaparız ama Asus burada kendi tuşlarını koymuş. Bakın ses açma ve kapatma tuşlara bastığımız zaman kendisi direkt herhangi bir Fn tuşu kullanmadan etkileşime geçiyor. Direkt ben mikrofonu susturma tuşu var ve fan hızını kontrol edebileceğimiz bu tuş ve Asus'un kendi tuşu da buraya eklenmiş durumda. Bunlar oldukça kolay ve işlevsellik açısından güzel olmuş ve tabii ki bilgisayar 17.3 inç yani geniş ekranlı bir notebook olduğu için sağ tarafında da touchpad diyor, numlock kısmı yani ekstradan sayıların olduğu bölüm burada mevcut. Tabii ki yukarıda farklı tuşlarda var. Bazı oyunlarda kullanıyoruz, bazen farklı programlarda kullanıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Onun dışında şu kısım bayağı bir büyük geldi. Bu da klavyeyi kullanırken bilek desteği açısından yani şu bileğinizin buraya değdiğindeki o ağrısını azaltması açısından buranın uzun olması gayet güzel olmuş onu da söyleyebilirim. Kasanın tasarımına gelirsek arkadaşlar bu arada Wi-Fi'in yine 6. nesil çipini kullanıyor. Yani oldukça hızlı bir şekilde internet bağlantısı sağlıyor. Gerçi Türkiye'de ne kadar yüksek internet alıyoruz o da tartışılır ama böyle bir teknolojiye sahip ve kasada şöyle CNC ile yapılmış gibi duran şöyle sanki lazerle işlenmiş gibi duran Republic of Gamers şeyi teması yine burada. Bizim karşısında burada da yine Strix teması gözüküyor. Hoparlörleri şu tam gördüğünüz alanda ve burada değişik ışıklandırmalar mevcut. Bu ışıklandırmalar tabii ki işte cihazın internet bağlantısını vesairesini gösteren hani teknik ışıklar. Çok fazla girmeyeceğim o konuya. Onun dışında şöyle isterseniz ekranın üstüne de bir bakalım. Evet, bilgisayarın arkasına baktığımız zaman aynı mat ve böyle dokulu bir hissiyat bizleri karşılıyor ve çok daha güzel bir dokusu var. Aynı zamanda ROG yine logosunu buraya konumlandırmışlar. Arkasında şöyle boşluk var. Bunu boşluksuz da yapabilirlerdi ama hani ne kadar asimetrik dursa bile bence tasarıma çok güzel bir hava kattığını söyleyebilirim. Benim çok hoşuma giden bir detay. Onun dışında enteresan bir detay var arkadaşlar. Normalde laptoplarda biliyorsunuz ya kenarda ya arkada soğutucular olur. Mesela Monster'da arkada bu soğutucular. Bu bilgisayarda 3 tane hava giriş çıkış yeri var arkadaşlar. 2 tane yine bildiğimiz gibi arkada biri işlemciyi biri ekran kartını soğutan soğutucular ama burada ekstra olarak şurada bir tane daha hava menfezi var. Bu da
ekstra bir soğukluk sağlayacak. Çünkü tasarımına baktığınız zaman bir oyuncu bilgisayarına göre oldukça ince bir tasarım var. Doğal olarak daha fazla ısınacak demek, ama bu ısınmaları engellemek için buraya üçüncü bir hava menfezi de yerleştirmişler. Onun dışında şöyle tasarımda değinmem gereken son bir nokta daha var. Size onları da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bakın, şu monitörün altındaki asimetrik tasarım şöyle giriyor. Buradan yukarı gidip ve şuradan dümdüz gidiyor. Bu asimetrik tasarım da benim oldukça hoşuma gitti. Ben böyle hani enteresan tarz şeyleri seviyorum. Açma kapama tuşu da şöyle gördüğünüz gibi yine Asus'un kendi tarzında. Ufaktan şöyle bir klavyenin tüm tasarımını size göstermek istiyorum. Hani belki durdurarak farklı farklı şeylere bakabilirsiniz. Merak ettiğiniz şeylere bakabilirsiniz. Burada yine ışıkları ayarlayacağınız aura tuşları vesaire, bunlar efendi kontrol ediyordur diye tahmin ediyorum. Çok fazla inceleme fırsatım olmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada bu bilgisayarla beraber bir oyuncu mouse da test ettik. Onun da videosu kanalda olacak. Onu da izlemeyi unutmazsanız sevinirim. Ve Asus'la Monster'ın karşılaştırma videosu için de aşağıdan beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.